Bugün Almanya'nın ortaya koyduğu da aslında hani senin ifade ettiğin o dönemde birlikteydiğin ötesinde tehcir kararının alınmasında Alman generallerin o dönemde hani müttefiklik ilişkisi olduğu için Alman generallerin bizzat emri vardır. Yani işin oralarına girdiğinizde o tehcir kararında hatta geçmişte yapılan yargılamalarda Almanlar da bu işten mesul olarak yargılanmıştır. Ama konunun aslında tarihçilerin tartışacağı bir konu olmadığı gerçeğini, daha doğrusu tarihçilere bırakıldığı zaman ortada yani en başta bu iddianın sahibi, bu iftiranın sahibi Ermenilerin uzak durduğu bir gerçek. Çünkü onlar iş tarihçilere bırakıldığı zaman fazlasıyla mahcup olacaklarını ve ortada bir soykırım falan olmadıklarını aslında çok iyi biliyorlar. Ama biz şunu sorgulamamız gerekiyor. Bugün bakın hükümet cenahından verilen ve hükümet medyasının verdiği tepkilere baktığımızda yani bakın siz koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten bir hükümet olarak Almanya'nın aldığı bu karara karşı sadece küfrederek, Almanları aşağılayarak, işte son günlerin moda tabiriyle kanı bozuk ifadesini kullanarak cevap veremezsiniz. Bu devlet ciddiyetinden yoksun. Yani bu ancak bizim kahvehanelerimizde vatandaşın söyleyeceği şeyler olabilir. Vatandaş Dunkof diyebilir, Yahudi katliamını yapanlar diyebilir, Hitler diyebilir. Ama siz bu devleti yönetenlerin bu şekilde bir üslupla mukabele etme şansınız yok. Ve bakın vatandaşın şu soruları sorması gerekir Faruk Bey. Yani biz bir Kürt açılımı yaşadık ve bu Kürt açılımının bu memlekete nelere mal olduğunu çok iyi biliyoruz. Peki yani canlı bir örnek olduğu için Bursa'da yapılan bir milli maçta Ermeni Devlet Başkanı Sarkisyan'ı üst düzey bir protokolle karşılayıp orada Türk bayrağını yasaklayan bir hükümet değil miydi? Ve o dönemde bunlar Ermeni açılımı diye ortalıkta dolaşmıyor muydu? Veya Türkiye'de bugün artık kimler tarafından yapıldığı belli olan bir suikast sonrasında tüm sokaklara hepimiz Ermeniyiz diye insanları döken ve o sosyal psikolojik ortamı oluşturan bu hükümet değil miydi? Veya Ermeni açılımı diye Sarkisyan'la olan ilişkileri geliştireceğiz vesaire diye veya şu anki Cumhurbaşkanı o dönemin Başbakanı Sayın Erdoğan'ın Ermenilerle ilgili yaptığı Ermenistan'la ilgili ilişkilerin iyileştirmesi adına yaptığı açıklamalar açılım adı altında yapılanları unutacak mıyız? Yani bence milletimizin bunları görmesi gerekiyor. Eğer gerçekten Almanlara bir cevap vermekten bahsediyorsak, bakın şu anda hani öyle bir tiyatro oynanıyor ki siz geri kabul anlaşmasını yapıyorsunuz. Alman şansölyesi Merkel hani amiyane tabiriyle sıkıştığı için neredeyse Alman tarihinde gelmediği kadar son 3-4 ayda Türkiye'ye geldi. Ve bir geri kabul anlaşması Almanya'nın en büyük korkularından o mülteci probleminin Türkiye tampon çöplüğünde durdurulabilmesi adına yapılan anlaşmayı yırtıp atabiliyor musunuz? Eğer gerçekten bir tepki ortaya koymak istiyorsanız bunu ortaya koymanız lazım. Bakın Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un geçtiğimiz günlerde yaptığı ilginç bir açıklama vardı. Yani mealen söylüyorum. Yani yine Almanya'ya dair yapılan bir soruda diyor ki Türkiye hükümetinin partnerlerine karşı sergilediği tutarsız davranışlardan dolayı partnerler ne yapacağını şaşırıyor. Bakın bu aslında önemli bir özettir. Yani Türkiye'de dış politikayla ortada bir dış politika olmadığının ve Türkiye'nin tarihinin en güçsüz dış politika denkleminde durduğunun da bir ispatıdır. Yani şu anda siz Almanya'da soruyorum Allah aşkına bu Ermeni soykırım tasarıları neredeyse her yıl pişirilip ülke parlamentolarına gelir. Ama siz ne kadar güçlüyseniz onlar gündem bile olamaz veya çok ufak gündemler olup sadece Ermeni medyasında yer alıp biter. Ama siz şu anki durumda olduğu gibi dış politikanız tam anlamıyla iflas etmişse, tutarsızlıklarla, çelişkilerle doluysa, tabir yerindeyse hiç kimse sizi ciddiye almıyorsa işte o zaman Almanlar geçirir ve kusura bakmasın kimse sizi de ciddiye almazlar. Bunu iyi görmek gerekiyor ve şu an Türkiye'de hükümet yetkililerin ortaya koyduğu üslubun ne kadar tehlikeli, ne kadar yanlış olduğunu görmemiz gerekiyor. Yani Almanların aldığı bu karara küfrederek
bu işi çözemezsiniz. Eğer gerçekten tepki ortaya koymak istiyorsanız çok basit, hemen geri kabul anlaşmasını yırtıp çöp sepetine atabilirsiniz.